Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden en önemli haberlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Hükümet kurulmasına ilişkin olarak ilk toplantı yarın. Yeni kabine teklifi ve hükümet programının meclise sunulmasının ardından yarın yapılacak 10. oturumunda tartışmayla başlanması bekleniyor. Oylamanın en geç pazar akşam gece yarısına kadar yapılması gerekiyor. Böylece ülkemizin 11. hükümeti 31 Ağustos pazar günü göreve başlamış olması gerekir. Ekonomiyle yoğunlaşan hükümet programının öncelikleri ekonomik büyüme ve standartların yükseltilmesi, sağlık sektöründe ve geri kalan özellikle birçok alana ayrıyetten özen gösterilmesi, bu programın en büyük katkılarından birisi olan ekonomi katkısı burada şimdiye kadar olduğundan biraz fazla olmaktadır. Öte yandan ise yeni kabine ve hükümet programı sağ çoğunluk olan 61 oyla seçilmektedir. İktidar koalisyonun ise 62 milletvekilde tamamen evet demesiyle birlikte yeni hükümet göreve başlamış olması gerekir. Barış'ın anlaşmasına göre teknik hükümetin kurulmasına ilişkin olarak ve salgın dolayısıyla kendi mesaisine uzatılmış olan teknik hükümetin Başbakanı Oliver Spasovski son toplantısını geride bırakmış olduğu koronavirüste en çok mücadele eden teknik bir hükümet söz konusu olmuştu. Ancak ve ancak yeni seçimleri hazırlanması konusunda görevli olan teknik hükümet bu sefer ise kendi ciddiyetini koronavirüs mücadelesinde de göstermiş oldu. Öte yandan ise bilindiği gibi özellikle tüm dünyada olduğu gibi bizde de Covid-19 mücadelesi en çok hükümet tarafından desteklenmektedir ve mü mücadele en büyük katkılar oradan gelmektedir. Ondan dolayı teknik hükümetin özellikle geri kalan alanlarda göstermiş oldukları başarının yanı sıra Covid-19 mücadelesi konusunda göstermiş olduğu özellikle çaba ve disiplinli bu seferde ülkemizin ve özellikle hükümetimizin için en önemli özelliklerden bir tanesi olmuştur diye konuşan Spasovski özellikle bu dönem içerisinde yapmış oldukları çalışmalarından memnuniyetini duyduğunu ve bununla kamuoyla paylaştığını tekrarlamış oldu. Cumhurbaşkanımız Tevo Pendarovski özellikle istikrar konusunda yapılmış olan birçok zirve katılmasıyla birlikte son olarak Kırmızı tarafından özellikle yap hazırlanmış olan bu çalışmalarına tam kendi konuşmasıyla katılması söz konusu olmuştu. Özellikle Balkanlar'da istikrar ve Avrupa'da istikrar özellikle birçok alan ve makam tarafından yakından ilgilendirilmektedir. Özellikle ülkemiz bu konuda şimdiye kadar göstermiş olduğu ciddiyetle tam devam etmesi konusunda hem NATO'nun tam bir üyesi olduğundan dolayı bunu en iyi bir şekilde yapmak için hazır bulunduğunu da tekrarlanmıştır. Birindiği gibi NATO'nun bu tip zirveleri sıkça olmaktadır. Ülkemiz ise tam bu yıldan itibarıyla NATO'nun tam bir üyesi olarak bu etkinliklere ve zirvelere katılmaktadır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onlara da bir göz atalım. Debre ve Merkez Jupa özellikle Covid-19 mücadelesi esnasında bazı vaka sayısı da göze çarpıyor. O şekilde şimdiye kadar her iki belediyesinde toplam 243 vaka tespit edilmiştir. Aktif olan vakaların sayısı 78'i bulunduruyor. Öte yandan ise Covid-19 mücadelesi devam etmesiyle birlikte ilgili makamlar tarafından gereken çabalar gösterilmektedir. Sonunda yine de 243 vaka sayısına ulaşılmıştır. Vatandaşların sorumlulukları ve önleme olarak bazı önerilere saygı ve dikkat edilmesi konusunda her taraftan çağrı olarak gelmektedir. Debre Belediye Meclisi 38. oturumunda yapmış olduğu tartışmaların arasında bazı okulların 2021 yılında işe alımı konusunda planların tartışmış olduklarını tamamen nokta olarak yer alması vatandaşlarıyla haber olarak paylaşılmaktadır. Demek ki 2021 yılında bu sefer ise Debre Lisesi ve Debre ait olan Riste Ristes Okulu'nun işe alımı konusunda planlar gözden geçirildi. Konuyla ilgili olan olarak da destek verildi. Belediyelerin çalışmaları ve yetki çerçevelerine ait olan dezinseksiyon çalışmaları her sene düzenlemektedir. Bu sefer ise birkaç defa yapılmıştır. Özellikle sivrisinek ve geri kalan zararlı böceklerden kurtulmak için yapılmış olan dezinseksiyon çalışmaları devre ve devre bölgesi için büyük önem taşımaktadır. Yetkili makamlar bu konuda zamanında ve planlara göre bütün bu çalışmaları tamamlıyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yemek ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nca yapılmış olan açıklamasına göre bugün bütün Ortodoks camiası için bir tatil günü söz konusu olmuştur. Bogorodisa Bayramı dolayısıyla 28 Ağustos tarihi veya bugün bütün Ortodoks camiasına ait olan mensupları için tatil günü ilan edilmiştir. Korab Futbol Kulübü kendi çalışmalarına devam etmesiyle birlikte bu sefer ise hazırlıklarına devam ederken mevcut olan bütün çalışmaları kendi sahasında ve devrede iyi bir skor elde etmek için elinden geleni yapacaktır. Bu sefer ise Vlazdimi karşısına çıkacak olan bu mevcut olan bölgemizin temsilcisi özellikle kendi çalışmalarına şimdiye kadar da önem katmıştır ve hazır bir şekilde bu sezone başlamıştır. Bilindiği gibi geçen hafta iyi bir zaferle bu güz dönemine başlamış oldu. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.